6 Eylül'de okullar açılmalı. Yüz yüze eğitime geçilmeli. Yani açılsın okullar bence. Yüz yüze eğitim şart. Bildiğimiz konuları da zaten unuttuk. Aradan bayağı bir zaman geçti. Yüz yüze eğitime geçilmesini istiyorum ben de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada bütün okullarda yüz yüze eğitime geçileceğini ifade etti. Bakalım vatandaşlar bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Çok güzel bir şey. Açılsa çünkü geçen sene çocuklarımız çok bilgisiz sınıf geçtiler yavrum. Hani bilgisiz geçmek, mesela benim torunum bu sene üniversiteye hazırlanacak. Ama nasıl hazırlanacak? Mecbur ben onu bir dershaneye göndermem gerekecek yavrum. Onun için açılmasını çok istiyorum. Tam yerinde bir karar çünkü zaten çok geç alınmış bir karar, geç kalmış bir karar. Çünkü yaz döneminde turizm açılış sezonunda eğer vakalar düşürüldüğüne inanılıp da eğitim aksatılabiliyorsa şu dönemde artık eğitimin aksamaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ne oluyorsa geleceğimize ve çocuklarımıza oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Yaklaşık 1,5 yıldır öğrenciler online olarak eğitim alıyorlar. Sizce bunlar öğrencileri nasıl etkiledi? Çok olumsuz. Çünkü ben kendi çocuğumdan biliyorum. Bazı öğrenciler var ki, şöyle söyleyeyim size, yüz yüze eğitim almadıkları zaman çok verimli olamıyor, çok algılayamıyorlar. Çünkü her öğrenci aynı seviyede değil maalesef. O yüzden yüz yüze eğitim şart. Çünkü çocuklar, oyun çocukları, üniversite için söylemiyorum ama her ne kadar adapte olabiliyorlar. Yüz yüze o mimiklerden, sıcaklıktan, öğretmenin verdiği o sıcaklıktan hiçbir şekilde yararlanamadıkları için uzaktan eğitimin ben işin açıkçası işe yaradığını hiç düşünmüyorum. Yani benim çocuğum üzerinde olumsuz etkiledi. Yani performansı iyi bir öğrenciydi. Şu anda performansı düştü. Psikolojik açıdan da aynı şekilde. Şu anda arkadaşlarla birebir olan ilişkisi duraksadı şu anda. Tamamen teknoloji bağımlısı şu anda. O yüzden de yüz yüze eğitim şart. Geçmiş senelerde de aynı açıklamalar yapıldı ama turizm sektörü bittiği zaman yeniden pandemi canlanıyor. Sanmıyorum açılacağını. Ben de bir üniversite öğrencisiyim. Yani eğitime dair bir beklentimiz kalmadı açıkçası. Bu şekilde benim. Yaklaşık 1,5 yıldır bir online eğitim alıyorsunuz. Evet. Bunlar sizi nasıl etkiledi? Hiçbir şekilde bir verim alamadım. Sadece işe yöneldik. Mecburen çalışmak zorunda kaldık. Okul açısından herhangi bir artımız olmadı bizim. Ben bu konuda bir öğretmen olarak çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama aşılama konusunda endişeleri var insanların. Özellikle öğretmenler arasında da görüyorum bunu, aşılamayı. Hani biraz tedirgince yaklaşıyorlar ama ben aşılamadan sonra yüz yüze eğitime geçmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bakanımız da doğru açıklama yaptığını düşünüyorum. Katılıyorum da. Daha iyi olacak. Çünkü uzaktan eğitim çocuklar açısından benim de oğlum var. Birinci sınıfa gidiyor. Uzaktan eğitimde çok fazla faydasını göremedik. Öğretmenimiz çok özveriliydi bu konuda ama tabii o da sıkılıyor hali hazırda. Ben de online eğitimlerde biraz daha zorlandığımı fark ettim. O yüzden yüz yüze eğitime geçilmesini istiyorum ben de. Ben bu konuda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya büyük bir yüreklilikle katılıyorum. Tabii ki 6 Eylül'de okullar açılmalı, yüz yüze eğitime geçilmeli. Ama bütün pandemiden dolayı bütün tedbirler alınmalı. Yani yüz yüze eğitim bence çocuklarımız için, geleceğimiz için daha faydalı. Ben destekliyorum bakanımızı. Ya benim için yüz yüze eğitim daha uygun, yani daha iyi. Bence bu saçmalık zaten bitmeyecek. Öyle olması daha mantıklı. Yani açılsın okullar bence. Yüz yüze eğitim şart. Evden olmuyor hani, çocuklar yeterince bilgi alamıyorlar. Bildiklerini de unutuyorlar zaten. O yüzden bence açılmalı. Yaklaşık 1,5 yıldır öğrenciler online olarak eğitim alıyorlar. Sizce bunlar öğrencilere etki etti mi? Hiçbir şekilde etki etmedi. Benim yani çocuğum var, okula gidiyor. Uzaktan eğitimde hiçbir şey anlamadı. Bildiklerini de unuttu. Ya bence hiç sağlıklı değil. Peki okullarda aşı şartı getirilirse çocuğunuz aşı yaptırır mısınız? Hayır, mecbur olursa yaptırırım. Aşı taraftarı da değilim aslında da ama mecbur olursa yaptırırım. Okullar yeter ki açılsın. Eğitim için her şeyi yaparız diyorsunuz. Aynen, eğitim için yaparız. Açılması daha iyi olur. Vallahi açılması iyi olur. Şu an zaten devir çok kötü. Eğitim, öğretim biraz eksik bizim ülkemizde. Açıkçası eksik değil ama tam da değil. Şimdi
yeni nesil çocuklar daha yeni başladı hepsi okula. Ama eğitim yarım kaldı, hepsinin yarım kaldı. Bence geç bile kalındı çünkü eğitimde aşırı gerideyiz şu anda. Bildiğimiz konuları da zaten unuttuk, aradan bayağı bir zaman geçti. Yani daha erken karar vermeleri gerekiyordu buna. Böyle yani. Peki bazı öğrenciler bunun olmayacağından bahsediyorlar. Yani okulun açılmayacağından bahsediyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Eylül'de büyük ihtimalle şöyle yapacaklar. Haftada 2 gün yapacaklar. O bize zaten yeterli gelmiyor. Geriye kalan yine uzaktan eğitimle devam eder. Hiç yapmaya da bilirler ama başlasa iyi olur. En azından 2 güne de razıyız artık. Çünkü uzaktan eğitimle bayağı bir şey kaybettik. Yani alan falan seçeceğiz biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani en ufak konuları bile unutmuş durumdayız. Dershaneler falan bile artık yetişmiyor bu duruma. Yani geç bile kalındı artık.